Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz karma astrolog Sayın Reylan Atakan Kartal, hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, sizi tanımak istiyoruz ve astrolojiyi nasıl seçtiğinizi, neyin sizi bu yola çıkarttığını, nasıl karar verdiğinizi de merak ediyoruz. Buyurun. Merhabalar tekrar. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Adım Reylan Atakan Kartal, 1978 Varna Bulgaristan doğumluyum. Uzun seneler boyunca inşaat sektöründe önemli firmalarda pazarlama görevi aldıktan sonra belli bir dönem bir kariyerimde yeni yapılanmaya gitme ihtiyacı duydum. Gerek şu anki Türkiye'nin durumu, gerekse tekrar kariyerimle ilgili farklı bir yön çizmek istedim. Astrolojiyle tanışmam yakın bir arkadaşımın tavsiyesiyle oldu açıkçası. Oğuzhan Ceyhan Karma Astroloji Ekolü'ne haritamla başvurdum ve oradan kabul gördüm. 2,5 yıldır da oradan eğitim almaktayız. Artık gerçek anlamda bir astrolog olmayla yolunda ilerliyoruz ciddi bir şekilde, karma astrolog. Ve bu bize aslında bir yanda hayatı tanıma fırsatı tanırken bir yandan da bir meslek sahibi olmamızı sağladı. Bu konuda da Oğuzhan Hoca'ya sonsuz minnetlerimi sunuyorum. Bu şekilde karar verdim açıkçası. Evet. Peki astrolojiyi kişisel hayatlarımızda nasıl kullanmalıyız? Benim açıkçası astrolojiyle ilgili kendi hayatımda en çok uyguladığım tarafı kronoglif dediğimiz zamanlaması. Şöyle, bizim belli başlı zaman yöneticilerimiz vardır. Bunlar en başta Ay, çünkü 2,5 günde burç değiştirir. Diğeri de Satürn'dür. O da 2,5 yılda burç değiştirir. Bunlar temel zaman yöneticilerimizdir. Dolayısıyla bunların hareketlerine göre uzun ve kısa vadedeki planlamalar kesinlikle hayatı daha verimli hale getiriyor. Bunu bu şekilde değerlendirdiğiniz zaman gerçekten hayatınızda bir iyileşme olduğunu görebiliyorsunuz. Açıkçası bu şekilde değerlendirmek günlük hayatta doğru olacaktır. Peki kariyer hayatımızda nasıl değerlendirmeliyiz? Aslında astroloji tam şu noktada bize vaat ettiği şeyler bizim natal haritamız kadar, yani doğum haritamız kadar. Kariyer hayatında da doğum haritamızdaki bazı fırsatlar ve bazı kayıplar da kodlanmıştır. Onları doğru zamanda doğru kararlarla daha az zarar veya daha çok karla, yine dediğim gibi zaman yönetiminden faydalanarak, yani zaman kalitesinin bize sunduğu fırsatlar ve kayıplardan faydalanarak daha iyi yönde, daha iyicil yönde değerlendirebiliriz. Astrolojik danışmanlık nedir? Süreç nasıl işler? Astrolojik danışmanlık, tabii ben yüz yüze yaptığım danışmanlıklar oldu pandemi sürecinden önce, daha çok junior astrologken. Ama tabii pandemi süreci girince her şey online'a döndü bildiğiniz üzere. Zoom ve Skype üzerinden ben danışmanlık veriyorum. Yaklaşık 1,5-2 saat sürüyor. Bunun tabii çeşitleri var. Yani ilişki danışmanlığı olabiliyor, kariyer danışmanlığı olabiliyor, doğum danışmanlığı olabiliyor, tek soru danışmanlıkları olabiliyor. Bununla ilgili ilk karşı tarafla görüşüp netleştiriyoruz tarihimizi ve çalışmamızı yapıyoruz açıkçası. Sosyal medyada her gördüğümüz astroloğa inanmalı mıyız? Açıkçası benim sosyal medya hesabımda hala çok fazla takipçim yoktur. 500 civarı bir takipçim vardır. Bunu işte promote etmenin pek çok yolu var. Ben de pazarlama nosyonlu bir insanım. Bunu yapabilecek pek çok fırsatım da var. Ama yapmamayı tercih ediyorum. Çünkü bunun bilgiyle zaten insanların size geleceğine inanan bir yapım var. Yani siz bilgilendikçe insanlar sizi fark etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla sosyal medyadaki her astrolog belki değil ama belli başlı ekoller var ki onlardan biri de bizim Oğuzhan Hoca'nın, Oğuzhan Ceyhan Karma Astroloji Ekolü. Diğerlerinin de isimlerini pek söylemek doğru olmayabilir şu anda ama Türkiye'de gerçekten 2-3 daha çok ciddi ekol var. Oradan yetişen astrologlara güvenebilirler. Yani bunu takip edebilirler kısaca. Peki, astroloğumuzu seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Biraz önce söylediğim gibi iyi bir ekolden gelmesi, güvenilir olması, belki background'una bakmak lazım.
Bu şekilde. Evet. Peki, yeni aylar, dolunaylar, güneş tutulmaları, ay tutulmaları ile ilgili bir sürü paylaşım görüyoruz. Anlatılanlar herkes için geçerli midir ya da ne oranda geçerlidir? Şöyle, yeni aylar, dolunaylar, güneş tutulmaları, ay tutulmaları gerçekten bizim hayatımızda çok önemli. Şöyle çok önemli, her ay 30 günde bir yeni ay ve bir dolunay olur. Ve regular bir senede, yani düzenli bir senede iki ay tutulması, iki güneş tutulması olur. Ki geçen sene 2020 biliyorsunuz belalı bir seneydi. 6 tutulma gerçekleşti. Dolayısıyla irregular senelerde daha çok olaylar gelir başımıza. Yani düzensiz tutulmaların olduğu senelerde daha çok olaylar gelir başımıza. Ama düzenli tutulmaların olduğu senelerde biraz daha yumuşak geçişler olur. Bu sene 2021'in de afetlerin bu kadar gündemde olması, doğal afetlerin Uranüs-Satürn karesinden dediğimiz kötücül bir kare hakim şu anda gökyüzünde ve bunlar çok ağır hareket eden gezegenler Uranüs ve Satürn. Dolayısıyla bütün seneye damgasını vuruyor. Ay ve güneş tutulmaları da bunları tetikledikçe ki aslan şu anda o dediğim yerleşime tek kare pozisyonda ters bir konumda tutulmalar ve kova tutulmaları. Dolayısıyla burada ani hava değişimleri, ani doğa olaylarını tetikliyor açıkçası. Bu sene için, geçen sene için de daha farklı koronavirüsle ilgili sıkıntılar yaşandı bu şekilde. Evet. Peki astrolojiyi ilişki uyumunda nasıl kullanıyorsunuz? Mesela koç ile yengeç anlaşamaz derler. Burçlara bakarak senin burcun bana uymaz deyip reddetmek doğru mudur? Hayır, değil. Tabii ki değil. Şimdi... Ya tabii popüler kültürümüzde maalesef astroloji bir bilim değil de bir fal olarak yer alıyor. Aslında astrolojinin bizim ekolde çok basit bir tanımı var. Matematikle mitolojinin insan ruhu üzerindeki yansıması. Yani çok derin mitosları ve çok derin matematiği olan bir okült bilgi aslında astroloji. Ve çok eski medeniyetlerden, Harran'da, Sümerlilerden başlamış bir bilgi. Sonra Çin ve Hindistan'da, Mısır'da çok medeniyetin yol göstericisi olan bir ilim aslında. Ama tabii ki zamanla bu günümüz düzeninde bu önemini yitirmiş ve daha popülist bir hale gelmiş. Dolayısıyla astrolojide yengeçle koç anlaşamaz diye bir şey yoktur. İnsanlar... çok büyük bir natal haritanın çok farklı varyasyonları mevcuttur. Yani yaklaşık olarak 36 bin olasılığı var bir doğum haritasının ve bunları doğru okumak, o bahsettiğiniz o iki kişi arasındaki uyumu oradan yakalayabilmek gerçekten çok önemli. Bu burçla anlaşamaz diye bir şey yok. Buralarda tabii kişisel gezegen dediğimiz Merkür, Venüs ve Mars'ın uyumuna da bakıyor olmak gerekiyor. Bu aslında bizi daha doğru, sinastride aslında bunlara dikkat ediyoruz baktığımız zaman. Yani ilişki analizinde bunlara dikkat ediyoruz. Yani sadece güneşin konumu, sadece güneş burcu bizim burcumuz değil maalesef. Evet, çok kıymetli bilgilerle bugün bizlere, izleyicilerimize bu keyifli sohbeti gerçekleştirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sağ olun, iyi günler. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, karma astrolog Sayın Reylan Atakan Kartal konuğumuz oldu. Hoşçakalın.